Kölelik, eski çağlardan 19. yüzyıla kadar süren uzun bir tarih boyunca çeşitli biçimlerde var olmuştur. Köleler, taşınır herhangi bir mal gibi görüldükleri ve onlara hiçbir hak ve özgürlük tanınmadığı için kendilerinden istenen her türlü işi yapmakla yükümlüydüler. Efendilerinin kötü davranışları, ağır yaşam ve çalışma koşulları, insan sayılmayan binlerce kölenin ölümüne yol açtı. Bir köle için kölelikten kurtulmanın tek yolu, efendisince özgürlüğünün geri verilmesi, yani azat edilmesiydi. İnsanlar tarih boyunca içinde yaşadıkları topluma ve döneme göre çeşitli yollardan köleleştirildiler. Savaşta tutsak edilmek, bir suç nedeniyle cezalandırılmak, borcunu ödeyememek ya da köle ana babadan dünyaya gelmek, köle olmanın çeşitli biçimlerindendi. İnsanların ancak kendi yaşamlarını sürdürebilecek kadar üretebildikleri eski çağlarda kölelik yoktu. Zamanla üretimde kullandıkları araçlar geliştikçe tüketebileceklerinden daha fazla üretmeye başladılar. Bundan sonra savaş tutsaklarını öldürmek yerine kendileri için çalıştırmaya başladılar ve onların ürettikleri fazla ürünlere el koydular. Böylece köleler ve kölelik doğdu. Sümerler'de köleler ya ev hizmetlerinde ya da tarlalarda çalıştırılırdı. Kar getiren bir mal olarak alınıp satılmaya başlamaları daha sonraki dönemlere rastlar. İlk olarak eski Yunan'da köleler toplumun temel sınıflarından biri oldu ve ekonomi ağırlıkla köle emeğine dayandı. Burada köleler daha çok ev hizmetlerinde ve tarımda çalıştırıldılar. Köleler yurtta sayılmadıkları için hiçbir hakka sahip değillerdi. Köle sayısı çok artan Roma İmparatorluğu'nda kölelerin bazıları madenlerde ve taş ocaklarına çalıştırılırken bazıları da halkı eğlendirmek amacıyla yırtıcı hayvanlarla ya da birbirleriyle ölümüne dövüştürülürdü. Daha şanslı olanlar ise çiftliklerde ve evlerde çalıştırılırdı. Bu dönemde birçok köle içinde bulunduğu koşullara baş kaldırarak ayaklandı. Bunların en önemlisi Spartaküs ayaklanmasıdır. İsa'dan önce 73'te İtalya'da Capua'da gladiator olarak satılan Spartaküs bazı kölelerle birlikte kaçarak Vezüv Dağı'na sığındı. Başka kaçak kölelerin de onlara katılmasıyla tüm İtalya'ya korku salan 100 bin kişilik bir ordu oluştu. 2 yıl sonra Spartaküs bir çarpışmada öldürülünce güçleri parçalandı ve ayaklanma sona erdi. Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra kölelik geriledi ama hemen ortadan kalkmadı. 8, 9 ve 10. yüzyıllarda Almanya'da tarım işçilerine olan gereksinimin artması köleliğin canlanmasına yol açtı. Bu amaçla birçok savaş tutsak Slav köleleştirildi. 13. yüzyılın sonlarında Avrupa'nın birçok bölgesinde kölelerin yerini artık serfler almıştı. Serfler toprağa ve beylerine bağlı üreticilerdi. Köleler gibi alınıp satılmaz ama efendilerini ve bulundukları yerde terk edemezlerdi. Topraklar üzerinde yaşayan serflerle birlikte alınır ve satılırdı. Orta çağda serfler ekonominin bel kemiğiydi. Hristiyan kilisesi ve İslam dini modern çağa gelinceye kadar köleliğe karşı çıkmadı. Müslüman ile Hristiyan Avrupa arasındaki uzun süren savaşlarda her iki tarafta aldıkları savaş tutsaklarını köleleştirdi. Bununla birlikte Müslümanların aldıkları tutsakların çoğu ağır işçi olmak ya da ırgat olarak tarlalara çalıştırılmak yerine ev hizmetlerine çalıştırıldı. Ayrıca Müslümanlıkta köle azat etmek sevap olduğu için kölelerin bir bölümü azat ediliyor ve İslam dinini kabul ederek topluluğun bir üyesi olabiliyordu. Osmanlılarda genellikle savaşlarda ya da korsanlık yoluyla tutsak edilen kişileri köle olarak kullanmak, alıp satmak geleneği vardı. Bunun dışında başka ülkelerdeki pazarlardan satıp alınarak ülkeye getirilen kölelerde rastlanırdı. Köle ticaretini yalnızca Müslüman tüccarlar yapabilir, Hristiyanlar da köle satın alabilirdi. Müslüman köle kullanmak ise yasaktı. Köleleri tarımsal üretimde ya da zanaat üretimde çalıştırmak Osmanlı Devleti'nde yaygın olmamakla birlikte rastlanan bir olguydu. Özellikle İstanbul çevresinde padişahlara ait has çiftliklerde ortak çukurlar adıyla Bursa'da dokumacılıkta ve bıçak yapımında köle emeği kullanılmıştı. Ayrıca Hristiyan tutsakların 5'te 1'ine devletine el koyması ve bunları Türkleştirerek devlet hizmetine kullanmasıyla başlayan devşirme sistemi de Osmanlılara özgü bir tür kölelik sayılabilir. Osmanlılarda esir ticaretine dayalı kölelik 1847'de resmen kaldırıldı. Devşirme sistemi ise fetihlerin duraklanmasına paralel olarak daha 17. yüzyılda önemini yitirmeye başladı. 18. yüzyılın ortalarında da bütünüyle ortadan kalktı.
1452'de Portekiz kralı 6. Alfonso'ya izin veren Papa, savaşlarda yakalananların köle olarak satılabileceğini ve kullanılabileceğini dair resmi bir bildiri çıkartarak bu zulme onay vermişti. Transatlantik köle ticareti Amerikan kolonilerinde ve daha sonra Amerika eyaletlerinde iş gücü eksikliğinden ortaya çıkmıştır. Avrupa kolonileri içinde iş gücünden yararlanan ilk köleler Amerikalı yerliler ile yani Kızılderililerdi. Bu durum Afrika'dan yüklü miktarda ve uygun fiyata köleler getirilinceye kadar sürdü. Yeni dünyada Kızılderilileri esir alan Avrupalı sömürgeciler esir ticaretine pek de yabancı değillerdi. Karayip adalarında savaş ve salgın hastalık yüzünden yerli halkın telef olması neticesinde Kızılderili nüfusunun yerini bu dönemde Afrikalı yerler aldı. Diğer bir örnekte ise Güney Carolina ve Virginia'da Afrikalı köleleri daha ucuz elde edebilecek anlaşmaların altına imza atılarak Kızılderili esirlerin yerlerini Afrika'da esirler aldı. Esir ticaret üçgeninin bir bacağı da Avrupa'dan ticari malların Afrika'ya ihracatıydı. Bu ticaretin ikinci bacağını oluşturan Afrika hükümdarları ve tüccarları 1440 yılından 1900 yılına kadar köle ticareti içinde aktif rol oynadılar. Her köle karşılığında Afrikalı hükümdarlar Avrupalılardan yüklü miktar ticari mal temin ettiler. Köle taşıyan gemilere tumberio yani ölü taşıyıcılar adı takılmıştır. Bu gemilerden biriyle denize aşan bir İtalyan Fransiskeni şöyle yazmıştır. Erkekleri güvert altında üst üste yılmış, ayaklanıp gemideki bütün beyazları öldürürler korkusuyla da zincirlerle bağlanmışlardı. Kadınlar için ikinci güverte arası ayrılmıştı. Hamile olanlar arka kamerada toplanmıştı. Çocuklar birinci güverte arasında balık istifi gibi sıkıştırılmıştı. Uyumak istediklerinde birbirlerinin üstüne düşüyorlardı. Doğal gereksinimlerini gidermek için sintineler vardı. Ama çoğu yerini kaybetme korkusuyla bulunduğu yerde rahatlıyordu. Özellikle erkekler acımasızca üst üste yılmış oldukları için bulundukları yere korku ve sıcak dayanılmazdı. Atlantik Okyanusu 35-40 gün arasında aşılmaktadır. Ölüm oranı havasızlıktan boğulma ve salgın hastalıklar yüzünden çok yüksektir. Bu oran %50'ye ulaşabilir. Çoğu zaman salgınlarla baş edebilmek için hastalar öldürülür. Amerika kıtasına varışta sağ kalanlar açık artırmalar sırasında iyi para etmeleri için yeniden özenli bir bakımdan geçirilirler. Doğal olarak fiyatlar boya, yaşa, güce, cinsiyete vesaire göre değişir. Tehlikelere ve kayıplara karşın kazançlı olan bu ticaret kaçakçılığa ve korsanlığa yol açar. İngiliz gemileri sık sık zenci taşıyan gemilere saldırıp yüke el koyar ve köleleri Virginia'da Antiller'de satarlar. Afrika kıtasının Atlantik kıyısı ve Afrika'nın iç kısımlarındaki yerlerin satılması ve istismarına dayanan Atlantik köle ticareti Portekizler tarafından 15. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar sürdü. Portekiz'i takiben Atlantik köle ticaretinden payılarını almış olan diğer ülkeler İspanya, Fransa, İngiltere, İskoçya, Almanya, Danimarka ve Hollanda'dır. Zaman içinde denizcilikte güçlenen İngiltere köle ticaretinde lider konuma gelmiştir. Bristol ve Liverpool İngiltere'nin köle ticaret gemilerinin yola çıktığı belli başka limanlarıydı. 17. yüzyılda Liverpool'dan yola çıkan her 4 gemiden biri köle ticaret gemisiydi. Atlantik köle ticaretine karşı zaman içinde ahlaki, ekonomik ve politik muhalefet başladı. Atlantik köle ticareti ilk olarak Hawaii devriminde resmen yasaklanmıştır. Köle ticaretinde hala aktif rol alan Danimarka, köle ticaretini kanuni olarak ilk yasaklayan ülkedir 1792. İngiltere ise köle ticaretini Hawaii kararlarından 3 sene sonra yasaklamıştır. 1808 yılında Amerika, İngiltere'yi takiben köle ticaretini kanundan yasaklamıştır. İngiliz parlamentosunun raporlarına göre 1768'de Afrika'dan Amerika'ya İngilizler 60 bin, Fransızlar 23 bin, Hollandalılar 11 bin, Portekizliler ise 1700 köle göndermiştir. Toplam olarak bir yılda 97.500 köle, 1787 yılında bu sayı yılda 100 bine ulaşmıştır. Köle ticareti 18. yüzyıl boyunca sürekli artar. Bazı çağdaş tarihçilerin tahminlerine göre bu dönem içinde 12 milyon civarında Afrikalı yeni dünyaya taşındı. Bu insanlık tarihinin en büyük zoraki göçü olarak kabul edilmektedir. Diğer bir kaynağa göre ise bu rakam 25 hatta 40 milyona kadar çıkmaktadır.